İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Pir Ali Aksarayi Rahmetullahi Aleyh imanla gitmek için. Pir Ali Aksarayi alim ve evliyadır. Kalpleri aydınlatan nasihatları vardır. Ona bir gün sordular, ahirette azaba düçar olmamak için ne yapmalı acaba? Buyurdu ki, dünyada kurmayın uzun emel. Çünkü hep yaklaşıyor arkadan size ecel. Böyle hep ilerlebet sürmeyecek bu ömür. Öyleyse ölümü eyleyin çok tefekkür. Şu anda vaki olsa şiddetli bir zelzele hepimizi ölürüz de sağ kalmaz bir fert bile. Ne kadar çok olsa da para, pul, tapu, senet hiçbirinin Orada faydası olmaz elbet. Kim yaptıysa dünyada iyi iş, güzel amel ahiretteki hali olur iyi, mükemmel. Biri sordu: Efendim, iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu: Bunun yolu en son Allah demektir son söz Allah olmazsa o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine, çağırdı o kimseyi yanına tekrar yine. Buyurdu ki, peki sen öğrendin cevabını. Ne zaman diyeceksin bu Allah kelamını? Dedi, ömrüm bitip de son nefesim gelince, her şeyi bırakarak, Allah derim hemence. Buyurdu ki evladım ne zamandır son nefes? Dedi ki Allah bilir. Başka kimse bilemez. Buyurdu. Şu anda da gelebilir mi yani? Dedi hiç belli olmaz. Bazen de gelir ani. Buyurdu ki son nefes belli değil diyorsun niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Bugün, hatta şu anda an Rabbinin adını. Belki ölebilirsin, ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye belki olmaz zamanın son anda söylemeye. Bir günde buyurdu ki, bu dünya iş yeridir. Ücret alınacak yer elbette ahirettir. Salih iyi işleri yapmaya uğraşınız. Allah'ın beğendiği amelleri yapınız. Bu ameller içinde en üstünü namazdır. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namazı doğru dürüst kılarsa eğer insan, kurtulur tamamıyla her günah ve haramdan. Mü'minun suresinin başındaki ayette buyuruldu, Mü'minler kurtulacak elbette. Ayetin devamında şöyle buyurmaktadır. Onlar namazlarını huşuyla kılanlardır. Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya Kiram'dan olan Ebu Ali Cürcani rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki bir kulun ereceği saadet, mutluluk, emredilen ibadetleri ve taadet ve taatları kolayca yapmasıdır. Bütün işlerinde sünnet üzere yürümeyi başarmasıdır. Salih kullara karşı işten sevgi beslemesi, hangi işte olursa olsun ahlakını değiştirmemesidir buyuruyor Ebu Ali Cüccani bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz ilk dinleyicimizle görüşelim iyi günler efendim Alo. buyurunuz efendim hayırlı günler hocam benim iki tane sorum vardı hayırlı günler buyurun dinliyoruz efendim hocam önce bir tane hatmi teklifim var bir tane hatimim var hatim ve hatmi tehlil. Kaydettik efendim. Evet. Allah razı olsun. Hocam ilk sorum oğlum dinen zengin. Evet efendim. Ama Karadeniz'e geliyor tatile. Buna kurban düşüyor mu? Ee, oğlun evli mi? Hayır bekar. Nerede doğdu? Burada doğdu, burada büyüdü. Şey de burası yani. Burası neresi efendim? Karadeniz mi? İstanbul. İstanbul. İstanbul'da doğdu, büyüdü ama Karadeniz'e tatile gidiyor. Ha, anladım. Peki efendim. anladım mı hocam? Anlaşıldı efendim. İkinci sorum da hocam. Biz Burvan'ımızı Edirne'de kesmeyi düşünüyoruz. Bize orası sefeli mi oluyor? Orada kessek tekrar İstanbul'a gelsek nasıl olacak hocam? Bunun tamam takıldı. Peki efendim. Hocam allah Teala razı olsun. Cümlemizden efendim. Allah... Teşekkür olsun. ederiz sayılı Güner. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Buyurun. Hocam özellikle duanızı rica ediyorum. Allah Teala razı olsun. Cenab-ı Hak iki can saadeti ihsan etsin. Çoluğuna çocuğuna din ve dünya saadet ihsan etsin inşallah Teala efendim. Allah Teala razı olsun hocam. Cümle bize i̇lk e, sorum. İlkinde namazımı gecikti benim biraz. E, İsfirar-ı Şems'e i̇ki dakika vardı. E, sünneti kılmadım. E, tereddütü kaldım. E, farzını da nasıl niyet edeceğimi bilemedim. Şimdi namaza başlayacağım. İki dakika ortasında kerahat vakti gelecek. E, e, kazayı kalan mı diye bugünkü ikindi namazına diye söyleyeyim. Ben vaktin niyetini diye farz ettim. şey, vaktin farzına niyet ettim. Ben nasıl yapmam gerekiyordu? Yaptığın niyet uygun. Güneş batana kadar niyet ettim ikindinin farzını kılmaya diye niyet ederiz efendim. İzah edeceğiz onu. Teşekkür ederim. İkinci sorum var, bir tane daha sorum var. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Sıddık peygamberlerden sonra insanlığın zirvesinde bir zat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hani buyuruyor ki benden sonra, ben son, son, peygamberim benden sonra peygamber gelseydi Hazreti Ömer'e verilir gibi. Neden Hazreti Ebu yani Bekir? Buradaki... İkinci, niye ikinci sırada? Niye öbürsü birinci sırada değil mi? Peki. Evet hocam merak ettim. Teşekkür efendim. ederim. Peki efendim. Biz teşekkür ederiz sayılı günler. İlk dinleyicimizin sorusu kurbanla alakalı ya. Ben de bir kurbanla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, kurban kesmek için e, alınan bir hayvan o niyetle. E, hayvanın yerine o değil de başka bir hayvan kesilebilir mi? saadet ebedi de öyle bir kabilde var. Kesinlikle. Mesela bir hayvan almış. Hı. Ama sonra fikir değiştirmiş. Başka bir hayvan almış. Kesebilir deniyor. Kesilebilir deniyor. Ama başka bir kabilde de bunu kurban için aldıysa buyuruluyor. Niyet ettim. Kurban bayramında vacip olan kurbanımı e, niyetiyle diye onu satın almışsa onu kesmeli buyuruluyor. O kabil de var, ikisi de var. Yani e, hani zaman zaman anlatıyoruz ya müştehitlerin farklı iştahatlar rahmet, hakikaten rahmet. Hanefi mezhebinde bile İmam-ı Zonban Hazretleri'nin iştahatı bazen farklı olur. İmam-ı Muhammed Şeybani, İmamı Ebu Yusuf, İmamı Zufer Hazretleri'nin mesela. Üç tane mezhepte müştehit var Hanefi mezhebinde. ...üç talebesi... ...kendisiyle beraber dört... ...dört tane iştahat karşımıza çıkabilir... ...bazen ikisi bir tarafta, ikisi bir tarafta... ...bazen üçü bir tarafta, biri bir tarafta oluyor... ...ama e, birinci derecedeki imam-ı azam... ...ikinci derecedeki talebeleri... ...iki mezhepte müştihid bunlar... ...üçüncü derecedekiler bunlardan bir tanesini tercih eder... ...tercih edilen kabil dediğimiz o... ...yani Osman Ünlü Mustafa ...tercih edilen değil... ...onu <laughs> üçüncü soracaktım, <laughs> üçüncü derecedekiler biz miyiz diye... <laughs> O zaman bizim derecemiz <laughs> yok. Derece yok. <laughs> derece merece yok. Yani Yüz olsaydı yüz bile olmayacaktı <laughs> herhalde. Dolayısıyla... E, ...mesela e, e, kitaplarda yazar fakir kitaplarına. Fetva İmam Muhammed Şeybani Hazretlerine göre verilmiştir. Bitti. Ya ben öbürsüne göre... hareket e, selahitli değilsin ki. Yani bu neye benzer biliyor musun? E, şimdi... E, ...diyelim ki... E, Belediye otobüsleri... ...belli hatlar var değil mi? Ne amirlik... ...ne aynı şekilde patronluk... ...hiçbir dahli yok... ...sıradan vatandaşsın... baktım şöyle gözetledin... ...yok ya dedim bu yanlış... ...bu halk otobüsleri buradan değil buradan gidecek... ...belediyenin kendi otobüsleri de buradan değil... ...buradan gidecek... <laughs> ...kim dinler... ...bir kıymet olur mu senin sözün? Zeytinburnu otobüsüne binmişsin... ...sür avcılara diyorsun mesela... <gülüyor> mesela. <gülüyor> ...yok öyle bir şey... Yok öyle bir şey. Ee, mesela şimdi bu verdiğim misalde dinleyicilerimiz gülmüştür. Olur mu öyle şey falan diye. E peki peki dini konularda niye aynı şekilde Ben diyorsun evet ben bana okudum ben biliyorum. Haddini bil ya. Yetkili değilsin, selahiyette değilsin. Evet, imvati bitirmek, ilahiyatı bitirmek, Kur'an kursunu bitirmek, medreseyi bitirmek selahiyet değil midir? Aa, değil. O ilimdir. Hatta e, müştehit anlatılırken sadece zahir ilimler değil. Onun kalbi de tertemiz oluyor. Yani o makama, o makama herkesi herkes çıkamıyor. Kalbi de tertemiz oluyor. Yani Allah Teala'nız aslında başka bir şey kalmıyor onların kalbinde. Aksi halde insanların durumuna göre fetva verir. Tabii canım. E ha falan diye başlar aynı evet. şekilde. Mesela İmam Ebu Yusuf Ederim, İmam Muhammed Şeyban Hazretleri bazen ben bu isimleri karıştır veriyorum da kendi zamanında işte halife ...hanımı mı yoksa halifenin kendisi mi? işte... ...demiş şu işim olursa demiş... ...beş karış... boynuz olan bir koç kesici... ...beş karış... ...ya hakikaten o iş olmuş... E o zaman da dinlemeyen insanlar ona ...telaşa kapılmış ya böyle bir şey dedik ama... ...şimdi ne yapacağız bu ada... ...adakta yerine geldi... ...gidiyorlar arz ediyorlar falan... ...diyorlar işte üç yaşında... ...dört yaşında bir çocuk bulun gelin... Çocuk getiriyor. Getirin diyor en uzun boynuzlu koçu. <laughs> Çocuğu minnacık karışıyla dövüşmüşler. Beş karış. <laughs> <beş. gülüyor> Sen çocuk veya büyük dedin mi? Demedin. O da insan minyatürü. <laughs> o da insan netice itibariyle. O da insan. Bir de e, şey var. E, yine İmam-ı Yusuf ve hatta İmam-ı Şeybani Hazretleri şimdi net hatırımda değil de e, halife e, işte hanımıyla ağız kavgası yapıyorlar falan. Diyor ki işte benim mülkümde bulunmayacaksın diyor. Yoksa diyor benden boş ol. Yani talep ifadeden bir laf etmiş. Onu öfkesi geçince evet, başlamış telaş. Ya, ne yapacağız demiş ya bu çaresi yok mu ki bunun? E o zaman da uçak yok ki hemen o gece aynı şekilde vın diye aynı şekilde Türkiye'ye göndersin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey de yok. Allah Allah nasıl yapacak falan. <laughs> Yine müracaat etmişler duymuşlar ki Sultan Hanım bu gece camide yatsın çünkü cami senin mülkün değil diyor Allah Teala buyuruyor ki benim evim orası senin mülkün değil diyor senin hmm. sözünde yerine gelsin Tabii ki. Şey. Sen, senin sözünde yerine gelsin yani insanların aynı şekilde arusuna keyfine göre demin güzel bir konuya temas ettiniz bunlar insanların arusuna keyfine göre değil kitaplara bakıyor ve kalbi tertemiz olduğu için kalbine doğuyor Allah Teala ilham ediyor ona Peki... ki ...küçük çocuk da insan, insan değil mi? İnsan yavrusu neticede, mi? insan. Sen böyle bayırım yaptım yaptın mı? Yok. Beş karıştı tamam bitti. E şimdi benim mülküm de, camiler senin mülkün değil ki. Öyle buyuruyor kitaplarda. Dolayısıyla camide yatınca diyor, senin mülkünde sabahlamamış oluyor. Ve dolayısıyla nikahına da zarar vermemiş oluyor. Şimdi mesela İmam-ı Azam Hazretleri var, az önce bahsettiğiniz talebeleri var. <laughs> bir de üçüncü derecede olanlar var. Üçüncü derecede olan, benim bazen e, şimdi hatırıma geliyor. Öyle ki e, İmam Azam Hazretleri'nin bir iştihadı var. Hı hı. Talebelerinin iştihadı ondan farklı. Hı hı. E, üçüncü derecedeki de talebenin iştihadını almış. Hı hı. Evet. Yani hoca dururken niye talebeninkini almış diye kafama takılıyor zaten. <laughs> üçüncü derecedekilerin de kalbi temizlenmiş. Üçüncü hı hı. derecedekilerin de kalbi temizlenmiş. Ve o iştihadları anlayabilecek, delillerini aynı şekilde kavrayabilecek ilim sahibi ama iştahat edebilecek e, noktaya gelmemiş. Fakat bunları ayırabilecek noktadalar. Ayırabilecek noktadalar. Ve allah Teala öyle, öyle güzel yaratmış ki bunları. E şimdi e, İmam-ı ı Mühallim Hazretleri hayattayken birisi gelse onu direkt soru sorsa böyle yap. Alternatif yok öyle yapacak. Ve İmam Muhammed Şeyman Hazretleri geldi direkt sordu. Böyle yap dedi öyle yapacak. Alternatif yok. Yani bunlar vefat etmişler. İştahatlarda kitaplara geçmiş. Yazılmış bunlar. Tasnif edilmiş. İnsan, Allah-u Teala bu üçüncü derecedekileri yaratmış. Ve bunların tercihleri de e, müftülük makamında veya katılık makamında oturanlar... E, ...terciheli değil, nasıl yapacak onu, nasıl bilecek, böyle de var, böyle de var, ne yapacak falan. Ama bu üçüncü derecedekiler bu kapıyı açmışlar, detaylı bir şekilde bilgi vermişler. İnsan geliyor, insan haline göre öyle şeyler yazılmış ki... ...mesela sual soran kimse o işi yapmış mı, yapacak mı? Yapmışsa bakıyorlar kitaplarda o ibadeti kurtaran bir taraf var mı? İmam-ı Azam Efendi Hazretleri'nin iştahatıyla, İmam-ı Şeybani Hazretleri'nin, İmam Hazretleri İmam-ı Ebu Usuf adıyla kurtaran bir taraf varsa onu meşakkatten kurtarmak için o tercih eli onu alıyor diye ki ibadeti sahih olmuştur. İade ettirmiyor. Yeni de yapacaksa o zaman aynı şekilde doğrusunu söyle böyle yap diyor. Yani de yapmadan önce sormuşsa. Onun için mesela İbn Abidin 6. derecede veya 7. derecede müştehit deniyor. Oraya almış o. Önceki iştahatlar orada bir ifade geçiyor. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi paylali İslam ahlak kitabına İbn Abidin'den onu almış. İbadet yapıldıktan sonra da taklit caizdir diye. İbadet yapıldıktan sonra. Mesela senelerce namaz kılmış. Ha sen soruyorsun diyorsun ki abdest alırken, gusül alırken şunlara 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 riayet ettin mi? Ettim diyor. Ve onun sözü esastır. Ettim. Ha öyleyse bu hususlar İmam Malik Hazretleri'nin iştahatına uygun. Sen de ki bugüne kadar aldığım gusül aldığım adres ve kıldığım namazlar Maliki mezhebine uyarak aldım, kıldım, yaptım de. İbn-i Abidin de o bildiriliyor, kurtarıyor. Nedir bu? Müslümanlar için rahmettir. Kurban da öyle. İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri mübarek yani celalli o konuda. Diyor ki tarlasıca bahçesi falan olan yani Anadolu'daki köydeki, köydeki yaşayanların hepsinin kurban kesmesi vacip diyor. Gerekirse diyor borcu varsa diyor bahçenin birisini satsa diyor borcun öder elinde diyor para da kalır diyor buyuruyor. Fakat imam Muhammed Şeybani Hazretleri <laughs> buyuruyor ki tarla bahçe bunun diyor gelir o Bunu satması gerekmez nisaba dahil etmez buyuruyor. Ancak bu tarla ve bahçeden elde ettiği gelir kurban nisabına ulaşıyorsa o zaman kurban kesmesi vacip. Hatta ee, ...Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi talihli... ...tam İlmihal sadeti Ebedi kitabında... ...bu bahsi anlatırken buyuruyor ki... ...görüldüğü gibi buyuruyor... ...her iki iştihatta yerli yerindedir. Müslümanlara rahmettir. Herkes kendi durumuna göre... ...mesela tarlası, bahçesi var... ...kurban alacak da parası var. Kurban alır, İmam Hazretleri'ne göre... ...vacip sevabı alır. Ama parası yok, işte biraz da sıkıntı da... ...İmam Muhammed Şeyh İmhan Hazretleri'nin... adına göre hareketler... ...çünkü ikisi yazılmış artık... ...yani Müslümanın elinde bu kitap... Yani birisine gidip sormasına gerek yok. Orada bakıyor, ha diyor benimki diyor buna göre, buna göre. O da günahtan kurtuluyor. Ne büyük nimettir ama, ne büyük nimettir. Bir şey daha sorabilir miyim hocam? Sor. Kurbanla alakalı olarak yine. E, diyelim ki bu detaylar veriliyor bazen bize de soru geldiği için soruyorum. E, kurbanlık olarak aldığımız bir hayvan var. Daha kurbana da diyelim ki işte on gün var. E, besliyoruz. Beslerken bir baktı ki hayvan hastalandı öldü veya birisi geldi çaldı götürdü. Yine de tekrar bir tane almamız gerekiyor mu? Zenginin alması gerekiyor. Fakirin alması gerekmez. Fakat e, saadeti ebediyede daha önce de alınan bir kabil vardı. Fakir mesela ben dedi kurban keseceğim diye satın aldıysa bir kabile göre. Bu adak olur böyle bunu kesmesi gerekir. Ada yerine getirmesi için o hayvan ölse bile tekrar alması gerekir. Ama diğer kavle göre bunun aldığı kurban dediği nafile kurban. Dolayısıyla hastalandı, öldü bir de yerine kesmesi lazım gelmez. Adak olmaz ikinci kavle göre. Birinci kavle göre adak. Ha durumu müsaittir mesela. E, ya dedim ben birinci kavle göre hareket edeyim dedi. Azimeti tercih ettim. Tercih. Gitti Bize bir bıraktım. tane de aldı. Gitti bir tane aldı. Hı. Ama zengin öyle değil. Zaten vacip ona. Zaten Hı. vacip ona. Ee, mesela kurban yaklaştıkça efendim işte e, kuyruğu boynuzu kırılmış gözleri görmüyor kuyruğu mesela bunlar anlatılırken... diyor ki işte kuyruğu birazcık kesilmiş kulağı biraz kesilmiş boynuzu işte ...kütleştirilmiş... kırılmış E, boynuzunun birisi işte çatlamış kırılmış ucu kırılmış bu kurban olur mu bak orada anlatırken çok dikkatli bir şekilde bakıldığı zaman bir şey e, bir e, anlatılıyor ya, sağlam kavi böyle hani babaannemin ifadesiyle söyleyeyim. Oğlum bizi sırattan geçirmesi için biraz diri olması lazım derdi. Yani sırtına <laughs> binince taşıyabilecek. <laughs> öyle derdik rahmetli kadıncağız. <laughs> ee, öyle birisi olsun. O isteniyor. E sen almışsın mesela e, koç. Boynuz tarafı abisi yerinde. E ama diğerlerle şey yaparken vuruştular. Boynuzun birisi gitti. Yama ama hala sıfır gibi. Bir kişi işte iki kişi de binse götürecek. Kurban olur, olur zaten özet olarak diyor ki zayıf, ayakta duramayacak. Ondan sonra Asla ne hasta, yemeğe içmeye küsmüş. Ya Allah'tan kork ya. Allah'tan kork ya. Şimdi neye benziyor biliyor musun? Neye benziyor biliyor musun? Mustafa Bey ben sizi çok seviyorum. Benim bir bahçe var, elmalar var, şeftaliler var falan filan. Sana bir gün getireceğim seni çok seviyorum, kıymet veriyorum falan. Gittim Yere dökülmüş ne kadar şey <laughs> Kurtlu mutlu varsa topladığı gibi. <laughs> Getirdim koydum. Seni çok seviyorum. Kendi bahçemin. Ya şimdi bana getirsem... ...ben ne diyeceğimi biliyorum da... <laughs> ...senin de tahmin ediyorum ne diyeceğini. Üç aşağı beş yukarı tamam mı? Ya buna benzer. Şimdi ben Rabbimi çok seviyorum. İyi de arkadaş... ...meyvenin altına dökülendi sana getirdikleri zaman... ...yüzün aynı şekilde buruşuyor... İçinden aynı şekilde fırtınalar kopuyor, dilini de aynı şekilde çözü verseler takır Say, takır saydıracaksın, belki sinli kaflı gireceksin. E şimdi ya, ya bu misallerle insan önüne koyması lazım ya diyorsun. İnsan olarak bana birisi böyle bir şey getirmiş olsa, böyle bir şey getirmiş olsa ben bunu kabul eder miyim? Ben buna itibar eder miyim? Etmem. E, sana her aynı şekilde iyiliği... Hatta seni insan yaratmış, iman nimeti vermiş. Her an ...şeyde herkese lazım olan iman kitabında yazıyor... ...her an muhtazsın... ...çünkü hücreler durmadan... ...yok ediliyor yaratılıyor, yok ediliyor yaratılıyor... ...her an muhtazsın... ...böyle bir zata sen neyi takdim ediyorsun... ...değil mi... ...neyi takdim ediyorsun... Evet. E, ...onu iyi, şey yap, e, iyi düşünmek lazım... E, ...vakit oldu ama bir şey arz edivereyim... Evet. ...şimdi üç kişi böyle bunların işte çeşitli rahatsızlıkları falan filan birisinde işte ablas mı diyorlar ne öyle bir hastalık var birisinde başka bir şey var. Böyle fakir garip hiçbir şeyler yok. Allah Teala bunlara şifa ihsan etmiş, bol da mal vermiş. On sana imtihan için bir melek insan suretinde geliyor. Birisine geliyor diyor ki ya diyor fakirim, garibim, çocukla çoluk çocuk falan. Ondan sana yok diyor ya bir sürü de koyma yok diyor ya ben ben, ben kazanım kazanım. falan. Melek şöyle eğiliyor. Ben seni tanır gibi oldum diyor. Sen daha önce diyor şöyle işte gözleri şaşır neyse bilmem böyle böyle hasta. Ne falan filan diyor. Yalan söylüyorsun eski haline döndü. Şak diye eski haline döndü. Öbürsüne gidiyor bir başka hal. Neyse üçüncüsüne gidiyor. Üçüncüsünün bir sürü sürüsü var falan. Selamun aleyküm selam. Diyor ki kardeş ben diyor böyle böyle diyor. Çoluk çocuk diyor. Garip fakir diyor bir şey falan. O diyor ki gir sürünün içine diyor. Beğendiğin al bir tane de değil. Kaç tane istedin al götür diyor. Ya bana bir tane. Yok yok diyor ya zaten benim yoktu bir şeyim diyor. Rabbim verdi diyor. Bunlar hep Rabbim bana verdikleri diyor. Madem muhtassın diyor sen de Rabbimin kulusun diyor. Al götür diyor. Sürüyü götür diyor. Melek diyor ki senin nasıldım. <laughs> sen kazandın. Sen kazandın. Ben meleğim Allah Teala imtihan etti. Halbuki <laughs> öbürüsü benim dedi kaybetti. O dedi ki yok dedi ya benim bir şeyim yok dedi. Rabbim verdi dedi senin olsun. Peki efendim. ...ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, haçta ihram giymek ve hükümleri. Hac, umre, ticaret veya herhangi bir şey için uzaktan gelenlerin, mikat denilen yerleri ihramsız geçerek Mekke-i Mükerreme haremine girmeleri haramdır. Geçenin geri mikata gelip ihrama girmesi lazımdır. İhrama girmezse kurban kesmek lazım olur. Mikat denilen yerlerle Haremi Mekke arasına Hil denir. Mikattan geçerken bir iş için Hilde kalmaya niyet edenlerin ve Hilde oturanların hacdan başka niyetle ihramsız hareme girmeleri caizdir. Mikat yerlerini geçerken niyet ederek ve telbiye yaparak usulüyle ihrama girilir. Mikat yerinden önce hatta kendi memleketinde de giymek caiz ve daha iyidir. İhram iki parçalı bez olup iple bağlanmaz, düğümlenmez. Tavafa başlarken ihramın ortasını sağ koltuk altından geçirip iki ucunu sol omuz üstüne getirmek sünnettir. İhram giyene yasak olanlar şunlardır. 1. Karadaki av hayvanlarını öldürmek. 2. Dikilmiş elbise giymek. 3. Bir yerini tıraş etmek. 4. Cima etmek. 5. Kavga ve münakaşa etmek. 6. Koku sürünmek. 7. Tırnak kesmek. 8. Erkek için mest, ayakkabı giymek ve başını örtmek. 9. Hatmi ile başını yıkamak. 10. Eldiven çorap giymek. 11. Hamama girmek. 12. Kendiliğinden çıkan ot ve ağaçları koparmak. 13. Kendi üzerinde bulunan biti öldürmek ve öldürmek için göstermek. Bunları bilerek veya bilmeyerek, unutarak yapanlara kurban sadaka cezaları lazım olur. Ceza olarak kesilen kurban etinden sahibi yiyemez. İfrat hac'ta bir kurban icap ettiren suçu karin hacı işlerse biri umre için iki kesmesi lazımdır. İhramlıya yasak olmayanlar da şunlardır. 1. Pire, her türlü sinek, başkasının üzerinde bulunan biti, fare, yılan, akrep, kurt, çaylak gibi zararlı ve insana saldıran hayvanları öldürmek. 2. Başını sabunla yıkamak. 3. Terlik gibi üstü açık ayakkabı giymek. 4. Diş çektirmek. 5. Bit ölmemek ve saç dökülmemek üzere hafif kaşınmak. 6. Renkli ihram giymek. 7. Gusletmek. 8. Başını dokundurmamak şartıyla tavan, çadır, şemsiye altında gölgelenmek. 9. Başı adet olmayan şeyle, mesela tas, tepsiyle örtmek, paket gibi şeyler koymak. 10. Beline kuşak, kemer, Para kesesi, silah bağlamak. 11. yüzük takmak. 12. insanların dikip yetiştirdiği sebze ve ağaçları koparmak. 13. düşmanla dövüşmek. 14. kadınların deriye değmemek üzere yüzlerini örtmeleri ve dikilmiş elbise, mest, çorap giymeleri, örtü altına ziynet eşyası takmaları caizdir. Bir hacı arefe günü öğle ezanından bayramın birinci günü sabah namazı vaktine kadar olan zaman içinde Arafat'ta biraz dursa veya ihramlı olarak Arafat'tan geçse veya ihramlandıktan sonra hasta olup uykudayken, baygınken, sedye içinde veya başka bir şeyle taşınarak nüsükler yaptırılırsa veyahut ihrama girmeden önce hasta olan, bayılan, yerine başkası ihrama girip bu uyanmadan, ayılmadan önce o bunun yerine de nüsükleri ayrıca yaparsa veya arefe günü olduğunu bilmeyerek Arafat'ta dursa, haccı sahih ve tavafı kudüm sakıt olur. O yerin Arafat olduğunu bilmek ve niyet etmek lazım değildir. O gün veya gece Arafat'ta bulunmayan veya Arafat'tan geçmeyen hacı olmaz.'' Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Arafat'ta bulunmak gece de olabiliyormuş o zaman. Hı hı. Bir yani, an orada Arif bulunmak. Arafat gününün akşamı. Hı hı. Bir an orada bulunmak. İster baygın hı. ol, ister hasta ol, ister seddiyle geçir. Bir an buyuruluyor. Çünkü farz. Mutlaka oradan geçmesi lazım. Orada bulunması lazım. Ama işte efendim bir gün orada... O ayrı bir mesele. Hayır mesela ama sen sıkıştın. Mesela şimdi habire soruyorlar ya. E, evet işte e, kurbanı ikinci gün mü daha belli değil. Bugün Zilkade'nin 24'ü. 27 Temmuz 2019. E, peki Zilkade'nin sonu. Zilkade'nin sonu. 1 Ağustos 29 çekiyor Zilkade. 1 Ağustos 2019 Perşembe. Türkiye takviminde diyor ki zil ayının hilali bugün ilk defa Hindistan ve Pakistan'dan başlamak üzere görünebilecek, görünmeye başlayacak. Türkiye'den görünebilir, ihtimal dahilinde. Ama görünmeyebilirdi. Çünkü takip ettiği yörünge, yol Türkiye'den görünmeyecek şekildeyse göremezsin. Mekke-i de bakacaklar. Çünkü Mekke'dekiler Arafat önemli olduğu için mutlaka en şekilde bakmaları lazım. ...Zilhicce'nin dokuzuncu önemli günü. Önemli ha. yani. Zilhicce'nin dokuzuncu günü. Çünkü Zilhicce'nin dokuzu, takvimlere göre on Ağustos. E peki, Hilal görülmediyse on bir Ağustos. On bir Ağustos olacak o zaman. Yani o gün çıkması lazım. On Ağustos'a çıktı. Ama Hilal'i görememişlerdi. Ertesi gün tek başına çıkacak. Bunu grup halinde çıkaracaklar on Ağustos'ta. E, ama on bir Ağustos'ta artık kendi ferdi hareket edersin. Taksi tutarsın, motosiklet tutarsın, neyse. Oraya gittin. Ya işte şu Cebel-i Rahmen'in oraya kadar bir yürüyeyim gelim dedin. Arafat'ın ortasında bir yer o. Böyle bir tepe. Oraya kadar gideyim gelim Gittin geldin işte falan. Hatta fotoğraf çektirdin. Efendim orada bildirilenler okumadın bile. Okumadın bile. Orada gittin. on sonra geldin. Arabaya bindin döndün geldin. Ne oldu? Arafat'ta bulundun. Farz yerine geldin varzu olan zaten orada bulunmak yani. Okunanı okuyacakları, okunsan orada, bile orada bulunmak. Onun için biz mesela bir Ağustos Perşembe günü güneş batar batmaz bakacağız. Önümüzdeki hafta olacak bu. Tabii. Önümüzdeki ha, Perşembe. Görürüz veya göremeyiz. İstanbul ufku genellikle sisli olur. Genellikle sisli olur ama görürüz veya göremeyiz. Orasını bilemem ama bakacağız. Siz de bakın, herkes baksın. Zor bir şey değil. Ama Türkiye takmine yazmışsınız. Ya arkadaş, Türkiye takmine yazılan da aynı şekilde hesapla bulunan gündür. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki, Saadet-i ...ya hesapla bulunan gündür veya bir gün sonadır. E peki göremedik, o zaman kurban ikinci gün otomatik. Ondan sonra Arafat'ta ikinci gün çıkacaksın. Önceden bilemezsin bunu. Hilal'in aynı şekilde görülüp görülmemesine bağlı. Bir Ağustos'a bakacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi gelelim efendim... Eee... Oğlum dedi Zengin. İstanbul'da doğudama dedi Kurban Bayramı'nda Karadeniz tarafına dedi işte tatile gidiyor. Eğer gittiği yerde 15 günden fazla kalırsa o kim olur? Mesela Rize'ye gitti veya Rize'nin bir ailesine gitti. Üç hafta kalacağım dedi. Kurban kesmesi vacip olur. Orası vatan ikamet oldu 15 günden fazla kaldım. Vatan ikamet olur, kesmesi vacip. Yok bir hafta kalacağım dedi Hanifi mezhebine göre. Maliki taklit etse bile burada kurban da kendi mezhebinin bildirmiş olduğu gün esas. E, dolayısıyla e, namaz konusunda mukim olur ama kurban konusunda seferi olur. Seferi olur. Kurban kesmesi vacip değil. Kesemez mi? Keser. Nafile olur. Hakika keser. Ondan sonra ada varsa onları keser. onları keser yine. Kestiği de nafile olur. Ama vacip olabilmesi için mukim olma şartı var. Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günü. Evet. Seferi olursa. Evet kesmiyor, kesmeyebilir. Ama önceden gitti. Kurban Bayramı'nın ikinci günü İstanbul'a geri döndü. Kesecek burada. Efendim biz mukimken vekalet verip gitsek, kurban kesilirken seferi misin, kim misin ona bakılır. Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü bu üç gün içerisinde senin kurbanı kesilirken seferi misin, kim misin? Seferiysin, kurbanın afili oldu. Mukim misin? İsterse senin kurbanı Hindistan'da kesilsin. isterse Etopya'da kesilsin. isterse Sudan'da kesilsin. Fark etmez yani. Kurbanlık hayvanın seferi olup olmaması değil. Kurban sahibinin seferi veya mukim olması esastır. Efendim dinleyicimizin cali bir dikkat bir suali daha var. İstanbul'dakiler bunu yapıyor. Biz dedi kurbanımızı gidip Edirne'de kesip gelsek olur mu? İstanbul'un neresinden gidersen git. Biz mesela Edirne tarafındayız. Beylikdüzü, Büyükçekmece. çekmece. o taraftayız. Oradan bile gitsen Edirne'ye seferi oluyoruz biz. Dolayısıyla efendim gidelim, biz kurbanı keselim, geri dönelim. Gittik, orada kestik, nafile. Tekrar geri döndük, mukim olduk gene vacip. Silivri'de kesenler var mesela. Orası biraz kritik bulunduğunuz yere göre. Ee, mesela bizim bulunduğumuz yerde... E, ...Beylükdüzü'ne, Avcumlar'a gidersen... giderse seferi olmaz. Ama Beylerbeyi'nden giderse... ...değil mi? Evet. Veya da Üsküdar'dan giderse. Kadıköy'den giderse. giderse. Seferi olur. Peki bunun bir çıkış yolu var mı? Var. Mesela bunlar vekalet verir... Hayvanı giderler kurban bayramından önce alırlar. Satın alırlar. Hayvan belli. On sonra e, kurban bayramı diyelim ki ikinci günü. ikinci günü sabah erkenden orada birisine vekalet verirler. Bunlar buradayken İstanbul'dayken telefon açarlar. İşte bu açma olan kurbanın kesmeye Mustafa Töke seni vekil ettim. O da aldım kabul ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesti kesince telefon açtı. Kurbanımız kesildi. Bunlar çıkabilirler artık. Bitti. Giderler. onu e, ondan sonra etini orada e, Bunlar varıncaya kadar da parçalanır. Mangalla yaparlar. Etlerini <laughs> alırlar, gelirler. Etlerini alırlar, gelirler. Olabilir mi? Olabilir. Efendim, ee, gelen diğer dinleyicimizin ee, suallerine. dedi gecikti geciktirdim. Yani takvime baktım, saata baktım. Mekruh vakte girmesine bir iki dakika var. Nasıl niyet edeceğimi bilemedim. İster mekruh vakitinde olsun, ister mekruh vakit girmeden olsun... Çünkü güneş batana kadar ikindi vakti. Ama güneşin batmasına 45 ile 55 dakika arasında mevsimlere göre değişiyor. O vakte bırakmak mekruh. Yoksa ikindinin vakti hala. E, nafile namaz kılınmaz o mekruh vakitte. Fakat ikindinin farzı kılınır. Mekruh vakit girse bile niyet ettiğim ikindinin farzını kılmaya denir. Mekruh vakit girmeden önce de niyet ettim ikindinin farzını kılmaya denir. Mekruh vakitte kılınan namazla iade edilmez, kaza edilmez. Vaktinde kılınmıştır. Yatsı da öyle. Mesela Hanefi mezhebine göre gece yarısından sonraya bırakmak tahrimen mekruh diye geçiyor. Şafii mezhebinde de öyle. E, Maliki mezhebinde üçte birinden sonraya bırakmak haramdır, günahtır diye geçiyor. E, halbuki yasının dört mezhepte de son vakti imsaktır. Bir mazeret olmadan o vakitlere geciktirmek aynı şekilde günah oluyor. Hadise bundan ibaret. Yoksa yatsının vakti imsak vaktine kadar devam ediyor. İmsaktan yarım saat önce yatsıyı kılmaya kalkan niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya. Niyet ettim Allah-u Teala'nın rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya diye niyet eder. Bugünkü de herhalde. O günkünü kılıyor çünkü. Gelelim efendim dinleyicimizin son bir suali vardı. Biz de naklediyoruz. Dinleyicimiz de okumuş. Peygamber, peygamberlerden sonra insanlığın zirvesinde Hazreti Sıddık radiyallahu aleyhi kitaplar öyle yazıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer, e, Ömer Faruk Hazretleri için radıyallahu anh benden sonra peygamber gelmeyecekti. Gelseydi Ömer bin Attab peygamber olurdu buyuruyor. Böyle bir iltifat var. E tabi zihni karıştırıyor. Allah Allah. Peygamber olurdu. Böyle bir iltifat. Niye Hazreti Ebu Bekir değil de o? Ha, niye Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hazretleri aynı şekilde yüksek. Ee, şimdi e, Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretlerinin derecesini, şanını belki bildirmek için söylediler onu. Hazreti Ömer'in şanını, derecesini bildiren başka şeyler de var. Çok şeyler de var. Bir kere yaratılış itibariyle Hazreti Ömer Sıddık radıyallahu teala hazretleri farklı yaratılmış. Peygamber Efendimiz'e ittibası, peygamber, yani tabi olması diğerlerinin önüne geçmiş. Bu ittiba sebebiyle de anlayışı, ve Peygamber Efendimiz'in mübarek kalbinden akan bilgiler, akan bilgiler olduğu gibi geliyor. Mesela nüvvet yolunun başlığı Hazreti Ebu Bekir'dir. Hazreti Ömer değildir. Oraya akmış. Selman Farisi Hazretleri, Selman Elbet'tendir, iltifatına ama sorulmuş. Ama Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuş. Onun için Nebi Sıddık Selman diye geçiyor. Selman, Selman Farsi Hazretleri'dir. Nebi Peygamber Efendimiz Sıddık, Hazreti Tövbek Sıddık radıyallahu anh'ın hazretleridir. Dolayısıyla... E, ta, e, ...ilk defa iman etmesi, tereddüt etmemesi, ondan sonra e, yaratılışı kalben, zihnen, aklen çok yüksek yaratılması. Peki bunlar ne sağlar? Peygamber Efendimiz'i daha iyi anlayıp daha iyi ittiba etmesini sağlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hazretleri... Ee, ...Hazreti Sıddık e, radıyallahu anh halife işte bazı kabileler, e, biz diyorlar zekat, e, zekat vermeyiz <laughs> deyince onların üzerine ordu gönderdi. Hazreti Ömer gitti. Ya Emir al dedi Peygamber Efendimiz ve vesselam, bize, biz La ilahe illallah deyinceye kadar harbederiz buyurdu. Siz de biliyorsunuz bunu diyor, evet diyor. Peki diyor niye ordu gönderiyorsunuz? O zaman? Bundan namaz kılıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Niye gönderiyorsun? O zaman Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala o halim, selim diye bilinen o zat vallahi değil zekat olarak devenin yavrusunu vermekten imtina etmek şöyle dursun yularını vermekten imtina etselerken ordu gönderir buyurdular. İşte o zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh keşke Ebu Bekir'in göğsünde bir kıl olabilseydim buyurmuştur bir seferinde de Peygamber Efendimiz Ali Seyyid Mescid-i Nebi'nin dışında ayak üstü Hazreti Ebubekir bir sual arz etmişler. Onunla sohbet ediyorlar. Diğer eshab-ı kiram yaklaşamıyor. Edebi gözetiyorlar. Fakat Hazreti Ömer yaklaşabiliyor. Ona o izin verilmiş. Ee, o gidiyor. Ertesi gün eshab-ı kiram Hazreti Ömer'e diyorlar ki, dün diyorlar siz e, Efendimiz e, sana ve Ebu Bekir'e radıyallahu anh'a bir şeyler anlattı. E benden duyduğunuzu anlattın emri var. Siz de nakledin biz de dinleyelim. Hazreti Ömer radıyallahu teala ee, buyuruyor ki Hazreti Ebu Bekir kendi derecesine göre Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i tefsirini sormuş. Resulullah Efendimiz'e. Ben bir saat dinledim ama bir şey anlamadım buyuruyor. Ben bir saat dinledim. Çünkü onun derecesine göre anlatıyor. Evet, onun derecesine göre. Dolayısıyla, dolayısıyla Hazreti Allah Teala nazil Her ne kadar öyle bir iltifatla e, muhatap olmamış olsa bile de, olsa bile de ama derecesi yüksek yaratılmış ve derecesi de yüksektir buyuruyor efendim. Hocam son bir soru var. Bir e, adam e, eşine, hanımına annem babamdan özür dilemez, gidip gelmezsen seni boşarım deyince hanımı da boşarsan boşa demiş. Bu durumda Boş olmuş oluyorlar mı? Boşarım mı demiş, boş ol mu demiş. Boşarım demiş. Ha boşarım yani demiş. Yani özür dilemezsen gidip gelmezsen boşarım, o da boşarsan boşa demiş. Geniş zaman kullanmış ama kadın aklını başına alsın gitsin özür dilesin ihtiyat dolar. Çünkü başka bir kavilde e, nikah hakkını tehlikeye sokar ifadesi geçiyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum